Arkadaşlar, bu yavruları elimizde besleyeceğiz. Şimdi bunların annesi orada. Babalarını uçurduk gitti. Yavrulara bakıyor 4 gündür. Maşallah var. Böyle bir anne görmedim ben. Müthiş yavrularına bakıyor ama ben size yavru nasıl doyurulur bunu pratik yoldan, hani şehirden uzaksınız, pratik yoldan nasıl yemlendirme yapılır onu göstereceğim. Bunun için bir balona ihtiyacınız var. Bir de bu bardak da olabilir, böyle kavanoz da olabilir. Buna ihtiyacınız var. Yanınızda su ihtiyacınız var. Makas ihtiyacınız var. Bakınız, balonun şu kıçında sert bir nokta var. Bunu böyle kesiyoruz. Evet. Çok ufak oldu. Azıcık daha açıyorum onu gagalarına girmesi için. İhtiyarlığın gözü çıksın, göz de görmüyor. Neyse. Evet. Bu şekilde. Açtıktan sonra arkadaşlar bu balonu boğazından kesiyoruz. Şimdi bizim buradan gagası girmesi gerekiyor. Buradan da şişeye giydirme yapacağız bunu. Öncelikle suyu alıyoruz. Bakınız, su yemle birlikte, ama bu kadar yavrular için. Bakınız, ufak yavruya bu sistem olmaz. O zaman onun anne sütü alıyorsa özellikle yavruya farklı yem vereceksiniz. Normal yem kusulan yavrudan bahsediyoruz. Suyu nerede? Yemin tam seviyesinde, üstünde. Bunu hafif ilik suyla yapabilirsiniz. Bir 15-20 dakika bekletebilirsiniz siz söyleyin. Yemin yumuşaması için. Bu daha faydalı olur. Zaten durdukça suyu da çekiyor. Bakınız arkadaşlar. Bunu giydiriyoruz bu şekilde. Oldu bu doğal biberi. Şimdi bakalım nasıl yiyecekler. Bu gagayı buradan söküyoruz. Sokamadık. Şimdi almayacağı tut değil mi? Gel bakalım bir sen. Evet. Şimdi bakın arkadaşlar. Aynen annesi kusuyormuş gibi. Biraz daha yaklaştır. Bakınız. Gerçi bunlar annesi de yedirmiş, biraz toktular. Ondan dolayı çok istemiyorlar. Ama şöyle yapıyoruz. Bakınız kuşlar nasıl yiyor. Dakika. Sonuç. Bakınız arkadaşlar. Görüyor musunuz? Aynı annesinden asılır gibi. Çok basit. Yani ilçeye uzak olan, imkanları olmayan, köyde başına böyle bir hal gelen, yavrular kendisinde kalan, böyle bir sistemle yavrularınızı yedirebilirsiniz. Yem yedirme arkadaşlar, bakınız. Eğer elinizde yediriyorsanız bir sabah doyurun, bir de akşam. Aslında yani bunu 10 saat ve 12 saat arayla yapmak lazım. Kuş o zaman çok daha farklı beslenir. Sabah öyle akşam yedirirsen beslenemez. Çünkü şimdi verdiğini öğütmesi 8 saati buluyor. 8 saat sonrası acıksın, bas ona. Bu çok önemlidir arkadaşlar. Kimisi sabah öğle akşam basıyor, ondan sonra kuş kursak mantarı oluyor. Dur yavrum, dur. Bu tok. Evet arkadaşlar, hala yiyor. Hey yavrum, hey. Bak nasıl asılıyor. Sanki babasını asılıyor mübarek ya.
Bak 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 bak. Ne oldu? Tekrar buna bir işlem yapalım. Hadi bakalım. Görüyor musunuz arkadaşlar? Şimdi şöyle ben size kursaklarını bir göstereyim. Kursaklarını bakınız. Tam full doldu. Bu da öyle. Sarkıyor aşağı maşallah. Ne oldu? Ne oldu yavrum? Gel gel gel, oraya suya gitme gel. Gel 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 kızılara gel gel. Gel kızılara gel gel. Küçük yavrulara arkadaşlar bakınız, küçük yavrulara, daha küçüklerine karışık yemin en incelere. Yani gittiniz buğdacıya, en küçük tohumlardan alıyorsunuz. Muhabbet kuşu kabuksuz yemleri var. Onu da alıp içine katabilirsiniz. Eğer o yemden daha aşağıdaysa o zaman şey hazırlamanız lazım. Mama hazırlamanız lazım. Onun şeyi de var. Siz söyleyin, enjektörü var kuşları yedirmek için. Mama hazırlamanız lazım. Mamanın içerisine ne koyabilirsiniz? Bebe bisküvisi. Azıcık mısır unu. Onun yanında galete ufalayıp koyabilirsiniz. Onun yanında irmik unu koyabilirsiniz. Yani bu çeşit karışımlardan güzel bir mama yapıp enjektöre çekiyorsunuz. Kuşun ağzına basıyorsunuz. Yani ufak yavruları da o şekilde yediriyoruz. Gel bakalım gel. Gel ye biraz daha gel. Ey maşallah. Ben şu içeriden bir yavru daha alayım. Koyalım şuraya. Bu da başka bir yavru. Biraz da buna verelim. Gel 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 gel. Evet arkadaşlar, hiç fark etmiyor. Biraz suyunu arttıralım şunun. Hepten susuz kaldı. Gel gel gel. Gel gel gel. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bu da başka bir yavru. Bak nasıl asılıyor. Demek ki neymiş? Olunca oluyormuş. Bakınız bu yavru, şu küçük Hollanda'nın yavrusu, arkası tepeli geliyor. Ben ilk defa gördüm. Hollanda'da arka tepe ilk defa gördüm. Şimdi bunun bu rengi gri, bunun bir de kardeşi var. Annesi gibi çakmaklı. Şimdi onu çıkartacağım. Bilmiyorum o yem yer mi? Bunlar hep anne babalar doyuruyor. Onun için bilmiyorum yediriyor yer mi de. Bu yedi. Bir de bakalım. Bunu yediriyor mu? Şey, bu yiyecek mi bu yemden? Hadi bakalım. Bu da çakmaklı, bu da tepeli. Arka tepe var, arka kepez. Gel bakalım, gel. Çok istedin, gel. Gel. Ye bakalım, ye. Hey maşallah, ye. Ye. Biraz da sen ye bakalım. Bu yemiyor. Gel. Hadi bakalım. Patlayacak ya. Çok doydu. Oo, çuvalı çok doldu. Biz farkında değiliz ama. Bunların çuvalı doldu, doldu, doldu. Yemler gözüküyor bak. Bak, yemler nasıl gözüküyor bak. Oy 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 oy. Yerim sizi, yerim sizi, yerim sizi.
Yerim sizi kuzularım. Yerim sizi kuzularım. Ay ay maşallah. Arka kepezde hayret bir şey ya. Hayret bir şey ya. Evet arkadaşlar. Şimdi bu olayı gördünüz. Bunları ben elle bakmıyorum. Bunlar tamamen annelere babalara bakıyor. Ama istediniz mi? Demek ki yiyorlarmış. Çok basit bir yöntem. Bir balon, bir kavanoz, içinde yem. Tabii kuşun büyüklüğüne göre yemler çok önemli. Bu size yetiyor kardeşim. Kendi elinizle de bu şekilde sabah, unutmayın akşam, gün arası kesinlikle vermeyin. Görüşmek üzere bir başka videomuzda. Allah'a emanet olun.